Ev hanımlarının dikkatine. Siyah nokta vakumlama cihazı ayağınıza geldi. Burun kenarlarına, alın kenarlarına, yanak kenarlarına vakum yapılır. 5 dakikada vakumlanır, hemen pırıl pırıl edilir. Selam lemurseverler, bugün yanımda ablam ve Canan var. Ablamı zaten tanıyorsunuz, Canan da ilkokul arkadaşı ablamın, benim mahalle arkadaşım, aynı zamanda eniştemin kuzeni. Canan'ın kocaman bir arkadaş. Bir şey diyeceğim, kişi sayısı artınca niye sürekli alkış yapası geliyor insanın? Ve kamera arkasında sülalenin geri kalanı. Videoya devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru olan HiNative uygulamasından bahsetmek istiyorum. HiNative 110'dan fazla dili içinde barındıran bir yabancı dil öğrenme uygulaması. Uygulamayı isterseniz iOS veya Android telefonunuzdan, isterseniz de bilgisayarınızdan web tarayıcısı üzerinden kullanabiliyorsunuz. Facebook, Twitter veya e-mailinizle de kolayca üye olup giriş yapabiliyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz soru formlarından çok kolay bir şekilde soru sorabiliyorsunuz ve hangi dili öğrenmek istiyorsanız o dili, ana dili olan kişiler size cevap veriyor. Yani atıyorum İspanyolca öğrenmek istiyorsanız ana dili İspanyolca olan bir kişi size cevap veriyor. Aynı şekilde siz de Türkçe öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olabiliyorsunuz veya Türkiye kültürüyle ilgili merak edilen sorulara siz de cevap verebiliyorsunuz. Ses kaydı şeklinde soru sormak ve ses kaydı şeklinde cevap almak da mümkün. Yani telaffuz konularında da yardım alabiliyorsunuz. Uygulamanın ana özelliklerinden yararlanmak tamamen ücretsiz, fakat premium hesap alıp ek özelliklerden de yararlanabiliyorsunuz. Eğer yabancı dil öğrenmeye meraklıysanız açıklama bölümüne bırakacağım linklerden hem iOS hem Android için uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza devam edelim. Bugün deneyeceğimiz aletlerden bir tanesi siyah noktayı böyle vakumlayarak çeken bir alet. Diğeri ise, bunların ikisini de senle bir videoda görmüştük sanki, değil mi bunu? Ha, bunu da ben bir kutu açılımında açmıştım. Ben bunu böyle titriyor falan sanıyordum. Bu titremiyormuş. Bu minik elektro şoklar vererek cildin altındaki siyah ve beyaz noktaların yaparak dışarı çıkmasını sağlayan bir aletmiş bu. Yani elektroşok dediğinde elektroşok bana... Şu an gözün açık tutulmuş tavşan gibi kaldım böyle, elektroşok mu diye. Ya öyle bir elektroşok değil, ben denedim. Böyle bıdı 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 yapıyorsun böyle, o böyle açıklayamıyorum ki. Açıklayamıyor ki. Bir şey yapıyor işte, tamam ondan. Bu ikisini deneyeceğiz. Ya. Bir taraftan da şimdi Instagram'dan bir soru soracağım. Yani benim hakkımda merak ettiğiniz soruları soracağım. Onları ablam ve Canan cevaplayacak. Ulan atkımız arkada belirmiş bir anda, ben fark etmedim. Arkadaşlar şu anda bir videodayız ve videoda sorularınızı cevaplayacağız. Benim hakkımda merak ettiğiniz soruları ablam ve Canan cevaplayacak. Şu an şuraya sorularınızı yazabilirsiniz. Onların, yani benim hakkımda merak ettiğiniz soruları yazın, onlar cevaplasın. Bekliyoruz. Tamam, Instagram hikayemizi attık. Şimdi oraya sorular gelmeye başlar. Biz de o sırada denemeye başlayalım. Hadi başlayalım. Kobaylarım. Canım kobaylarım. Bence Canan ilk denemek isteyen kişi. Ben çok heyecanlı gördüm onu. Gerçekten çok heyecanlıyım. Özellikle şu elektroşok falan. Evet, içimle... ilk bundan başlayayım bence. Evet, bu elektroşok dediğin anda zaten bende küçük bir kıpırtılar oluşmaya başladı. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Sızızızız diye bir ses. Yalnız şey, bunu böyle yüzüme tutunca garip bir hissiyat oluyor değil mi? Evet, böyle İşte bir... o şok işte o. Baksana aşağıda, yüzümde de böyle çıkarttı. Bildiğin yüzümdekileri çıkarttı. Evet, yüzümde yani. Şu an çıkmış halde gözükenler var, biliyor musun? Yalnız şu an kamerada bile ben bir şeylerin çıktığını görüyorum oradan, çok acayip. Evet. Bu arada aynı yere çok yaptığın için kızarmaya başladım bence. Aynen öyle, bak şurası kızarmaya başladı ve... Gözenekler çok belirgin olmuş. Benim bu kadar çok gözeneğim yoktu. Gerçekten benim bu kadar çok gözeneğim yoktu. Şu an açıldığı için hepsi galiba belirginleşti. Hiç siyah nokta olmadan onlar temizlenmiş oluyor gibi, bıdı bıdı. Evet, zaten ben onları sürekli temizlediğim için aslında benim siyah noktam da yok doğru düzgün. Önce bir soru cevaplayalım, sonra ablama şunu denedim. Mendebur memurun... Mendebur memur. Otokorrektin şeyi, kişiliği videoda gözüktüğü gibi mi diye sormuş. Evet. Aynısı. Bir farkı yok yani. Bilmiyorum. Hatta ben açık açık söyleyeyim yani. Tamam hadi açık açık söyle, tamam. Hadi. Bazen böyle arkadaşlarla konuşuyoruz. Diyorlar ki işte hani Hakan, bu kadar insan tanıyor Hakan'ı. Ona rağmen hani çizgisini bozmadı. Bir yerleri havalanmadı diye söylüyorlar. Ve ben kendim bile diyorum hani ben bu kadar tanınsaydım değişirdim yani. Değişirdim. Para Hande'yi bozardı muhtemelen. Ya yani şey yani biz daha öncesinde de tanışıyoruz. Çok uzun senelerdir tanışıyoruz hatta. Ailecek de görüştüğümüz insanlar. Yani şöyle söyleyeyim. Dün benim nişanım vardı. Nişanda çıkıp Ankara'nın bağlarından tutun da
Erik de her türlü şeyi oynamış ve akabinde hemen eğlenmeye gitmiş. Orada da gayet böyle sakin sakin her zamanki hallerimizdi yani. Bizim için değişen hiçbir şey olmadı. Neyse, bu senin cevaplamana gerek yok. Hiç evden kaçtı mı diye bir soru gelmiş. Altın Samet'ten kaçtım, evet. Öyle bir şey yapmışlığım var ve 23. saatinde yakalandım, biliyor musun yani? Moralim bozulmuştu ve ilk ya annemle babam böyle yakaladılar işte, buldular. Yakaladılar. Dedim ki 20 yani insan öyle bir şeyden sonra ilk tepkisi ne olur normalde? Nerede insan? Nerede? Ha, ben ikisini görüp daha 24 saat olmadı dedim. İnsan mı 24 saat bekler, bu ne be? Ama tabii ki siz böyle bir şey yapmayın yani. Hakan çok pişman. Ömür boyu vicdan azabı çekti bunu yaptığı için. Bir soru daha cevaplayacağız. Hiç mi yemek vermiyorsunuz bu çocuğa? Aç bırakıp çalıştırıyor musunuz? Niye kuş kadar? Evet, niye yemek vermiyorsunuz bana? Aslında bir oturduğu zaman yaklaşık olarak Hande'nin ve benim kadar yiyor. Aynen. Yiyor yani. Yemesi ama gayet iyi yani. Neden kilo almadığına dair gerçekten bizim de araştırmalarımız hala sürüyor. Eğer bir cevap bulabilirsek sizinle de paylaşacağız, söz. Ne doktorlara ne mühendislere gösterdim, kimse çözüm bulamadı. Bu arada ben kilomla mutluyum. Benim hiçbir derdim yok yani. Tamam, soruları boş verelim şimdi. Evet. Bence biraz daha soru cevaplayalım. Şimdi bak, bunda da buradan açıyorsun. Ondan sonra buradan seviyesini arttırabiliyorsun. Sen istersen düşük seviyeden başla. Ve bakalım. Dur böyle. Nasıl bakılıyor yalnız? Aynı yerde, çok tutma, kızardı. Bu arada onu şey yapıp böyle hareket ettirmen gerekiyor. Böyle. Kaydır aşağıda. Bence o bakım etkisiyle ne var ne yoksa çekti. Ay, yanağımda. Evet şu an. Acıyor. Tutmayın yani o kadar çok. Aa, burada bir anne daha varmış, selam. Bunun yapıp yapmadığını nereden anlayacağız? Bunu yapıp yapmadığını nereden anlayacağız? Şuraya ucuna bakıp anlayacağız. Sanki bir şey yokmuş gibi duruyor. Bence benim siyah noktam yok ki. İmkansız olmaması. İnat etti, bulacağım. Bulacağım. Bakın. Evet, bakın. Evet. Görüyor musunuz? Şey. Evet. Yalan hepsi ya. Bunların hepsi Hande'den çıktı, Hande'den. Hayır canım, evet, allık çıkmış. Ama kan gibi gözüküyor bunlar ya. Evet ya. Evet. Aa, bir şey söyleyeceğim, bak beyaz noktaları dışarı çıkartmış bak. Görüyor musun? Abi 3-5 tane bak, kanayan yeri de buldum. Tam şurası arkadaşlar. Tam şurası kanayan yer. Siyah nokta çıkmışsa ondan kan da gelmiş. Vay, yani bu demek oluyor ki bir daha orada siyah nokta olmayacak. Dibine kadar çıkmış yani. Evet. Hadi dene bakalım. Şimdi şurada bak, tam şurada bir yağ var. Şuralarda. Gördün mü? Ya o kadar göremiyorum ben. Tamam, vardır. Madem ki burada o yağlar var, onları alayım. Oha, çıktığını kamerada görüyorum şu evet, an. Evet, ben de görüyorum. Beyaz beyaz ucunda çıkıyor. Diye bir sesim. Epicik attım ama. Ve şurada görebilirsiniz o yağların nasıl çıktığını. Bu arada o yağları özellikle çektim ben, yoksa. Yoksa yok yani. Şey, elektrikli süpürgeyle çekiyor olmasını hissediyor. Elektrikli süpürgeyle yüzünü çekmiş daha önce arkadaşlar. Böyle bir itiraf. Yani şimdi evet, şöyle bir şey yapıyorduk böyle. Saçları elektrik süpürgesinin içine verip sonra tokaya takınca böyle çok normal dümdüz oluyordu falan. Bir de böyle tabii kardeşimi direkt yanağına falan tutup böyle. Oo, bak buradakileri çıkarttı ama ayrılmıyor yüzünden. Şu an yüzünden ayrılmıyor. Tutmayın yerde. Canan bu aleti çok sevdi. Evet, ben bu galiba sevdim ya. Oha. Evet, bir şeyi de görelim. Oha. Bir mevzu. Oha. 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 Dur. Göstermesek mi? Bence göstermeyelim ya. Ya ilk önce sadece şöyle de bir göstereyim ben. Bak şu haliyle bile. What? Bayağı. Bir de allıkla birlikte çek falan. Evet. Ondan sanırım çıkıyor, rengi birazcık şey gözüküyor. Normalde bu kadar olmamalı çünkü. Dün yani gerçekten bayağı bir makyaj yapıldığı aynen için hala daha onların şeyleri de var. Daha onları temizleme fırsatım olmadı tabii ki. Tam detaylı bir çok ayrıntı göstermeyelim yapmadık oradan. Çok, bence oradan de çok ayrıntı göstermeyelim. Bence de göstermeyelim. Hakan abi, sizce tekrar saçını boyasın mı? Evet, boyasın. Bence de ben boyasın, hatta bu sefer pembeye boyasın. Pembeye boyasın. Şu renk mi? Bence bunun birazcık daha koyusu olabilir. Çingene pembesi. Hafif koyusu olabilir. Bilmiyorum, hala hafif çok değil, kararsızım ben o konuda ya. Saçımı boyatmamı isteyen de çok büyük bir kesim var ama boyatmayayım isteyen de çok büyük bir kesim var. Sormayacağım. Sormazsan sorma.
yapar diyeceğim. Peki. Lemur Bey hiç ağlıyor mu? Hep mutlu görünüyor da. Hiç görmedim. Yani hani çocukken ağlamışlığı hepimizin olduğu gibi onun da var da. Senelerdir hiç ağladığını görmedim. Sen insan mısın? Niye ağlamıyorsun gerçekten ya? Yani sen kendini ben gördün mü hiç ağlarken? En son ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum. Niye ağlamıyorum'a gelebiliriz? Ya geçen gün bir yorum vardı mesela. Hem zenginsin hem mutlusun, ben senin ta... Hani adam buna gıcık olmuş. Zengin değilim. Ortalamanın üstünde kazandığım gerçeği... Ya o bir gerçek. Hani Türkiye ortalamasının üstüne kazanıyorum. Onun dışında mutluluğa gelecek olursak ben çok... Yani mutluluğumun ben şeyini çok hızlı kabullenmekte buluyorum. Ha normalde başına kötü bir şey gelir. Bir işte ya da kötü bir olay olur. Yani ailen olur, hayatın olur, kız arkadaşın olur, ne bileyim hani işin olur. Hepsinde mutlaka olumsuz bir şeyler oluyor. Fakat olan şeyi ben anında kabul ediyorum. Hani böyle 5 dakika bile değil o kabullenme sürecim benim. Aşırı hızlı. Çünkü çok mantıklı. Beni sinir ediyor. Gerçekten çok aşırı mantıklı. Yaptığı çok doğru. Şey çünkü keşke kabullendiği zaman yani üstesinden gelebilme seviyesi çok daha hızlı ve nasıl diyeyim hemen çabuklaşıyor. Evet yani. Sancısız. Aynen öyle. Bir şey oldu. Tamam bu kötü bir olay. Bundan sonra bunlara buna göre hareket etmeliyim diyerek direkt ona göre planımı değiştiriyorum. Ve o çok hızlı gelişiyor ve o yüzden üstesinden bilmiyorum. Üstesinden gelebiliyor. Sanırım hani bilmiyorum. Onun dışında öyle çok özel bir özelliğim yok. Hani böyle mutlu olayım diye her gün falan çekip gezmiyorum. Bir ara depresyona girmiştim ama. Öyle bir dönemim var. Tam bir depresyon değildi o. Neydi? Anksiyete bozukluğu yaşadığım bir dönem olmuştu. Bayağı kötüydü. Nasıl açıklasam o süreci ya? Hani böyle bir şeyin içine girdim, sanki çıkamayacakmışım gibi hissettim hayatım boyunca ilk defa. Ve o hissiyat beni çok kötü etkilemişti. O hissiyata düşmeyin, çıkabiliyorsunuz. Hani ya başarırsınız. Bir daha o hissiyata girmeye hiç niyetim yok yani. Hayatım boyunca bir kere oldu, bir daha da olmayacak. Ya sanırım yeter bu kadar soru. Bayağı cevapladık. Evet, hani bayağı özel hayata da girdik. Evet, bayağı girdik. Ama bitirmeden şunları bir yorumlayalım sizlerle. Ne düşünüyorsunuz? Bu mu? İkisi de mi? Bunu daha çok sevdim. Ben de onu daha çok beğendim. Tamam. Aynen, bu çünkü direkt vakumluyor ve gözenekle açıldıktan sonra içindekini çok daha rahat çekebilme özelliğine sahip gibi duruyor. Bir de bunun Denemediğimiz başlıkları evet, var. Evet, kutusunda sonradan farklı fark şeyleri ettik. De var. Başlıkları da var. Ürünlerin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Satın almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Ablama ve Candan'a bu videoda bana yardımcı oldukları için, bana model mi desem, kobay mı desem, onu düşünüyorum şu an. İkisi de galiba. Kobay oldukları için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımla anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.